Değerli bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, sevgili gençler, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951. seneyi devriyesinde Ebu'l-Feth Gazi Şehit Sultan Alparslan'ı rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu zaferin yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ahlat bizim medeniyetimizde Kubbetül İslam diye tarif edilir. Kıyısında kurulduğu Van Gölü ile batısındaki Nemrut ve doğusundaki Süphan Dağları ile bağrında muhafaza ettiği Selçuklu yadigarı, mezarlıkları ve daha nice güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir. Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığın zirveye ulaştığı, dini amaçlı görünen ama aslında tamamen yağma niyetli Haçlı seferleriyle oluk oluk kan döktüğü, doğudan batıya bir medeniyet göçünün yaşandığı çağlarda Ahlat bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır. Gençler, Ahlat asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının adeta muhafızı ve tasnif merkezi olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan Sultan Alparslan'a nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir tıpkı Malazgirt gibi maalesef uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Malazgirt'le birlikte Ahlat'ı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Gençler, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor, nesilden nesile gururla aktarılacak bir geleneği de burada yerleştiriyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz, 2053 vizyonundan umudumuz artıyor. Değerli kardeşlerim, tabii bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor, anlamak istemiyor. Bu kesimlerin dünyanın dört bir yanındaki toplumların, üstelik bizim gibi binlerce yıllık da değil, yaşadıkları coğrafyadaki birkaç asırlık varlıklarını anlamlandırmak için icat ettikleri tarih ve kültür inşa çabalarını hayranlıkla takip ve takdir ettiklerini biliyoruz. Ama aynı kesimler gençler
aynı kesimler. Konu Türkiye olunca, konu Anadolu olunca, konu Türk milleti olunca, konu İslam olunca tam bir mankurtluk tavrıyla küçümseyici, alaycı, horlayıcı bir tavır içine giriyorlar. Her ne kadar bunların kanından da olsa, imanından da, vatanımıza olan aidiyetinin de şüphe duysak da, kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumuz ve mirasçısı olduğumuz medeniyetin kodları bunu gerektiriyor. Evet, Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescillidir. Ahlat ve Malazgirt medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren o yükselişimizin mührüdür. Ahlat ve Malazgirt yeni nesillere sahip oldukları değerlerin ve vatanın bedelini hatırlatacak bir semboldür. Ecdadın gazadan gazaya koşarak inşa ettiği şanlı tarihi, merhum sosyologlarımızdan Erol Güngör şöyle anlatıyor. Savaşa dua ile başlanır, gülbank ile çekilir. Yürüyüşte ve hücumda tekbirler alınır. Çarpışma sırasında sancak dibinde ordu hafızları Fetih Suresi okur. Bu gelenek Mohaç'ın gazilerini ta Malazgirt'in gazilerine, oradan da Bedir'de çarpışan iman ordusuna bağlar. Evet, hamdolsun. Bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı inançla, aynı cesaretle Bedir'deki iman ordusuna kadar uzanan bir imanla mücadelesini yürütüyor. Dua ile, efendim, tekbirle, Fetih Suresiyle çıkılan kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyor muyuz? İnanıyor muyuz? Elbette herkes inanmak zorunda değil. Her şey gibi iman da bir nasip meselesidir. Ama hiç kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden, alın terini ve kanını bu uğurda akıtmakta tereddüt göstermeyen kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Çünkü bu dualar, bu tekbirler, bu salavatlar kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin, her bir ferdin istiklali ve istikbali için verilen cansiperane mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil, Rum'u, Ermenisi, Yahudisiyle Anadolu'daki herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştı. Nasıl anlatıyor şair bu destanı? Naramızdır bugün gök gürültüsü, kanımızdır bugün yerin örtüsü, gazi atlarımın nal parıltısı, kılıçlarımızdır çakan şimşekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Kardeşlerim, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ülkesindeki Türk ve Müslüman tebaa ile birlikte her inançtan, her kökenden insanın onurunu garanti altına almıştı. Yine şairin diliyle bu destanı şöyle tarif ediyoruz. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fethi hazırlığı başlasın. Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Milli mücadeleyi kazanıp cumhuriyetimizi kurarken de Anadolu'da yaşayan ve Anadolu'ya sığınan herkesin canını, malını, haysiyetini müstevlilerin ayakları altında ezilmekten kurtarmıştık. Bu büyük zaferi de İstiklal Marşımızla hatırlayalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Bugün de ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri arasına sokmak için verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesi kendi vatandaşlarımız ve dostlarımızın bila istisna tamamı içindir. Hiç şüphesiz son dönemdeki mücadelemizin en somut örneği 15 Temmuz destanıdır. Dudağında tekbir, elinde bayrak, namusun şiarı yiğitler gördüm. Bağrına gül gibi bastı şu toprak. Ölümü öldüren şehitler gördüm. Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Cudi'de ezdik, Gabar'da ezdik, Tendürek'te ezdik, Besler Deresi'nde ezdik. Ezmeye devam edeceğiz. Terörle mücadele şehitlerimizi de yine bir şehidimizin, merhum Aydoğan Aydın Paşamızın dizeleriyle yad edelim. Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara, şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sahalara. Biz bu ülkedeki her bir insanımızın refahını, hayat kalitesini, standartlarını yükseltmek için asırlara bedel eser ve hizmet ürettik. Üretiyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her yardımı, inşa ettiğimiz her eseri, vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik. Değerli kardeşlerim, biz bu ülkedeki her bir ferdin geleceğine güvenle bakabilmesi için vizyonlarımızı genişletiyor, derinleştiriyor, büyütüyoruz. Yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun adına 2023 demiştik. Bugün 2053 diyoruz. Yarın 2071 diyerek yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, elbette kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye, hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Şunu bilmenizi istiyorum. Bilindiği gibi dün Fırat Kalkanı harekatımızın 6. yıl dönümüydü. Bu vesileyle terörle mücadelede sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyor. Rabbimden hepsini korumasını niyaz ediyorum.
güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman, diledikleri yere harekat düzenleyip bize sakın ha diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız ve bu samimiyetsiz ifadeleri asla almıyoruz. Dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağında, birliğinde, beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, Türkiye'nin bu haysiyetli, ilkeli ve adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Türkiye'nin önünü iki asırdır kullandıkları yöntemlerle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Evet, biz milletimizle birlikte gerektiğinde inşallah külümüzden hisarlar yaparak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Teslimiyetimiz sadece Rabbimizedir. Onun dışında bizi durduracak, geriletecek, esarete, sefalete, zillete sürükleyecek beşeri bir güç tanımıyoruz, tanımayacağız. Ya olacağız, ya olacağız. Türkiye'ye, Türk milletine başka bir yol yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ve yarın cuma namazını nerede kılıyoruz? Malazgirt'te kılıyoruz. 54 bin. Arif Nihat Asya öyle söylüyor. Hep beraber inşallah Malazgirt'te cuma namazıyla, duaya ve tüm coşkumuzla inşallah yeniden Cumhur İttifakı'yla geleceği inşa ve ihya edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Coşkularıyla Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü sevincimizi katmerleyen gençlerimize hasreten teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kahraman milletimizin yürekli lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. İşte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta önemli mesajlar verdi. Terörle mücadele konusundaydı bu önemli mesajlar. 15 Temmuz'a dikkat çekti. Şu anda terörle mücadeleyi vurguladı. Ve terörle mücadelemiz hız kesmeden devam edecek dedi. Gabar, Tendrek'te terörün başını ezdik, ezmeye devam edeceğiz dedi. Ve Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon. İşte bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde verdiği mesajlara net bir mesaj daha ekledi. Kendileri diledikleri yere harekat düzenleyip bize sakın ha diyenlere dikkate almayacağız dedi. Ve biz kendi planlarımız doğrultusunda ülkemizi güvence almak için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımızı güvence altına alacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Ahlat'tan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Ve bir anda da Cumhurbaşkanı Suriye'nin kuzeyine harekat planı ile ilgili olarak yine net bir mesaj verdi. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik dedi ama buna bir cümle daha ekledi. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz dedi. Önemli bir mesaj olduğunu söyleyelim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne önem verdiğinin bir kez daha altını çizdi. Karşıda Resul'ün onurluyuz. Lider, kahraman milletimizin yürekli lideri, Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta, Ahlat'tan görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Ahlat'tan önemli mesajlar verdi. Ekranlarınıza son durum olarak da yansıtıyoruz. Ahlat'ı yeniden inşa ediyoruz, ihya ediyoruz dedi. Savaşlar duayla başlanır. Bugün de aynı inanç ve cesaretle, imanla Türkiye mücadelesini sürdürüyor dedi. Ve kimse bundan rahatsız olmasın dedi. 15 Temmuz destanına vurgu yaptı. Her bir vatandaşımızın teminatı için terör örgütünün başını eziyoruz. Gabar'da, Tendrek'te, her noktada dedi. Ve Suriye'nin kuzeyine olası bir harekat. Bununla ilgili olarak Erdoğan'ın net mesajları şu anda ekranlarınıza son durum olarak yansıyor. Ankara bu konuda mesajlarını net dile getiriyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunun altını çizdi. Kendileri diledikleri yere harekat düzenleyip bize sakın ha diyenlere dikkate almıyoruz. Kendi harekat planımızı işleyeceğiz. Güney sınırımızı güvence altına alacağız dedi. Ve Erdoğan harekatlardan önce söylediği cümleyi bir kez daha tekrarladı. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz dedi. Ahlat'tan görüntüler ekranlarınıza yansıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları son durum olarak ekranlarınızda.